Sahte sikke nasıl anlaşılır? Hakiki sikke üzerindeki patin, asit, limon, alkol ve sirke gibi maddelerle bazı temizleme süreçlerinden sonra çıkartılabilir. Sahte üzerindeki patin, sirkeli, ıslak bezde çok kolay temizlenir. Bu yol pratik ve kolaydır. Hakiki sikkeler üzerinde bulunan patinler yosun yeşili, duman rengindedir. Sahte sikkelerde bu olmaz. Hakiki sikke avuç içinde kayar, sahtesi yapışır ya da kaymaz. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Sahte sikkeyi tanımanın 10 yolu. 1. Ağırlık ve çapları arasında uyumsuzluk vardır. 2. Alışımın sesi, yani madeni para sesi farklıdır. 3. Yazılardaki harf hatası belirgindir. 4. Pres artığı olur. 5. Döküm kalitesi kötüdür. 6. Harfler üzerinde silikler vardır. 7. Gerçek olmayan kaplamalar uygulanır. 8. Sonradan kazandırılmış sahte patin yapısı olur. 9. Üzerindeki resimlerin tarih ile alakası olmaz. 10. Alışımın renk farklılığı göze çarpar. Diğer 5 püf nokta da şöyledir. 1. Sahte sikkelerle gerçek sikkeleri birbirinden ayırmanın ilk yolu sikkeyi tanımaktır. Özellikle sikke ağırlığı önemlidir. Dönem sikkelerinde bu ağırlık yüzdelik dilimlerin anca küçük bir bölümünde oynar. Antik dönem gümüşlerde ve daha sonraki dönem altınlarda ise bu hemen hemen hiç oynamaz. Özellikle ülkemizde dolandırıcılığı yapılan para Reşat altın tarzı Osmanlı dönemi 50 ve 100 kuruşlardır. 100 kuruşlarda ağırlık 7.2 gramdır. Altın dışındaki bir metale basılmış ve üzeri kaplanmış herhangi bir para bu ağırlığa ulaşamaz. Sahte paralarda ağırlık 5 gramda kalır. İlk bakacağımız nokta ağırlık, çap ve dönem baskısının ağırlığı arasındaki uyum olmalıdır. 2. Paranın patinesi broz paralarda patina mutlaka siyaha dönük veya yeşile dönük olmalı. Sert bir tabak halinde olmalı, silme ile çıkmamalıdır. Kazıma işlemi sonrasında alttan sırıtan renk kesinlikle pirinç tabir edilen sarının kırmızıya çalan hali olmamalıdır. Gümüş paralarda patine siyah olmalı, gün ışığına tutulduğunda gizli bir sarılık vermemelidir. Sarılık veren patineler kimyasal işlemlerle sarartılmıştır. Altın paralarda altının içinden gizli renk oluşumu olmamalıdır. Tek renk ve berrak olmalıdır. Ayarına uygun bir renk tonu ile yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. 3. Baskı kalitesi önemlidir. Antik dönem veya başka bir döneme ait toplu gömülerde kesinlikle bütün paralar aynı olamazlar. Değişik paralar bir grup halinde olurlar, birisi size bir avuç para getirir ve hepsi birbirinin aynısı ise bu paralar sahtedir. Paraların üzerinde sıcak döküme bağlı baskı izi orijinal paralarda olmaz. Orijinal paralar soğuk baskı ile basılır. Paranın yüzeyinde küçük toplu iğne ucu şeklinde çıkıntılar, para kenarlarında çapak tabir edilen izler kesinlikle olmaz. Orijinal paraların kenarlarında kullanıma bağlı olarak el aşındırması olabilir. Gümüş paralarda delme işlemi sıkıntılıdır. Sahte para çivi ve çekişle delinir. Orijinal paraya böyle bir işlem uygularsanız para kırılabilir. 4. Çok değerli paralarda para yüzeyleri büyüteçle incelenmelidir. Paraların kalıpları elle yapıldığından dolayı kalıbın üzerindeki ince dövme izleri mutlaka paraya geçecektir. Bu izleri ya da ince delikleri para yüzeyinde göremiyorsak, aşırı şekilde pürüzsüzse günümüz teknolojisiyle basılmış yüksek değerli bir para olabilir.
5. Cam üzerindeki tını farkı bu konuda elinizden çok sikke geçmişse, cam üzerine attığınızda sesin tınısından paranın gerçek mi sahte mi olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Diğer bir konuda maalesef ülkemizin yeni bir geçim kapısı sahte defne satıcılarıdır. Özellikle asker arkadaşı ayağında her şeyden korkan cahil çoban görüntüsünde kişiler define bulduklarını ve bunu elden çıkarmaya korktuklarını söyleyerek çok çok ucuz fiyatlara bunu satmaya teklif edip insanlarımızı dolandırıyorlar. Bu tuzağa düşmeyin. Kendi bulmadığınız bir parayı ücret ödeyerek almayın. Defineciler dolandırmak için kullanılan başka bir örnek, ilk verilen numuneler daima sağlam çıkar. Sonrakiler ise çakmadır. Osmanlı altın kuruşlar bu işte kullanılan temel sahte paralardır. Orijinalle bir araya getirildiğinde baskı kalitesi ve renk farkı bariz belli olur. Aralarında 3 grama yakın bir de ağırlık farkı vardır. Özel bir alaşıma basılıp üzeri elektrolizle altın kaplanmıştır. Bu yüzden patina artığı vermez. Kenardaki tırtıklar takip edildiğinde tırtık bitim noktası yani paranın kesildiği nokta bulunur. Orijinal para çevrildiğinde böyle bariz bir ayrım görülmez. Basım kalitesinde belirgin bir bozukluk vardır. Hiçbir metal altın kadar kaliteli baskı vermez. Altının bıraktığı pürüzsüz yüzeyi vermez. Şöyle ki altın o kadar inceltilebilir ki teorik olarak tek sıra atomlar halinde bile dizilebilir. Bu da baskı deseninin çok kaliteli olarak basılabileceği anlamına gelir. Bu yüzden Osmanlı altın paralarında baskı kalitesi en üst düzeydedir. Baskıda belirgin bir hata olmaz. Darbeler sadece darbeyi yiyen bölümü etkiler. Korozyon altın paralarda etkili değildir. Bu bilgiler umarım yeni başlayan koleksiyoner arkadaşlara yardımcı olur. Sahte paralar konusunda kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Görsel sahte para fotoğraflarını detaylı inceleyerek göz aşinalığı kazanın. Soru ve görüşleriniz için yorum kısmından ulaşarak iletişim kurabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.